Merhabalar, bu haftaki kitap incelememiz ünlü Fransız yazar, filozof, eleştirmen Maurice Blanchot'un Bekleyiş Unutuş olacak ki Maurice Blanchot çok az bilinen bir yazar ama hakikaten hem filozofluk yönü, hem yazarlık yönü, hem de eleştirmenlik yönü gerçekten çok üst düzey olan bir yazar. Uzun yıllar çok sayıda eser üretmiş ki 1907 doğumlu, 2003 yılında vefat etmiş Maurice Blanchot. Çok sayıda eser üretmiş. Bunların bir kısmı da Türkçe'de basımı yapılmış. Bazılarının şu an baskısı yok ama bazılarını özellikle Monocle yayınları çok güzel bir iş yapıyor ve Maurice Blanchot'un eserlerini yayınlıyorlar ki daha da eserlerini yayınlayacaklar bildiğim kadarıyla. Onun haricinde başka yayın evleri tarafından da yayınlanan eserleri var Blanchot'un. Ama bugün sizlere hem Blanchot'u tanıtmaya hem de onun kurgusal eseri ama yani Bekleyiş Unutuş'u hangi türün içine koyacağımız da bir enteresan durum. Monocle düşünce serisinin içine koymuş. Yani bir felsefe kitabı olarak koymuş. Aslında kurmaca metin. Ama bir roman gibi de değil. Yani anlatının içine belki koyabiliriz Bekleyiş Unutuş'u. Hakikaten çok ama çok farklı bir eserle karşı karşıyayız. Neden farklı? Ondan bahsetmek istiyorum. Şimdi zor metinlerde, zor okunan metinlerde hakikaten okuru okurken zorlayan, yıpratan metinlerde birkaç tane önemli durum vardır. Yani birkaç nedenden dolayı bunları biz zor metin olarak adlandırırız. Birisi Joyce'un Ulysses'inde olduğu gibi ya Oğuz Atay'ın Tutanağanları'nda olduğu gibi çok sayıda anlatım tekniği kullandığı için yani işin teknik boyutunda, anlatma boyutunda bu çok farklı, katmanlı metinler oldukları için hem Ulysses olsun hem Tutanağanları olsun hem de buna benzer başka kitaplarda da böyle durumlar söz konusu okurlar için zor olarak addedilen metinlerdendir. Veya bazı metinlerde de içeriksel olarak zorluk vardır. Bunlar nedir? Mesela Günter Grass'ın Teneke Trampeti. Yani İkinci Dünya Savaşı zamanını anlatır ve çok farklı bir anlatım tarzıyla anlatır. Zordur. Veya Carlos Fuentes'in Terra Nostra'sı. İspanya Krallığı dönemini anlatır. İkinci Felipe dönemini anlatır ama anlatırken hakikaten yani bazı bölümlerde çok zorlanırsınız. Anlatım tarzından kaynaklı. Yani bazıları içerik açısından bizleri zorlar. Anlatım tarzı nedeniyle zorlar. Bazıları da kullandıkları teknikler, anlatım biçimleri nedeniyle zorlar. Ama Bekleyiş Unutuş bu ikisi de girebilen bir metin değil. Bekleyiş Unutuş'ta bir bütünlük sağlamanız çok ama çok zor. Kitap neyi anlattığını aslında başlığında veriyor. Yani bekleyişi ve unutuşu. Ama bunu nasıl anlatıyor? Hakikaten bunu nasıl anlatıyor kısmı oldukça zorlayıcı. Yani metni Fransızcasından okuyan arkadaşlarım bile o çok zorlandı. Çok enteresan bir metin Bekleyiş Unutuş. Ki Blanchot'un yani bütün eserler aslında hiç de kolay değil. Çünkü felsefe ile kurmacayı birleştirip, işte kurgu dışında da pek çok eseri var. Eleştirmen yönü de var dediğim gibi. İşte Kafka'dan Kafka'ya diye bir eseri de var. Göstereceğim bütün bunları Blanchot'un hayatını anlatırken sizlere. Hakikaten çok ilginç bir yazarla karşı karşıyayız. Çok zor bir yazarla. Tanımlanması çok zor. Yani anlattıklarını, yazdıklarını tanımlaması çok zor bir yazarla karşı karşıyayız. Ben de geçen hafta size hatırlarsanız John Steinbeck'in Gazap Üzümlerini tam bir gerçekçi metni anlatmıştım. Bu hafta bir değişiklik yapayım. Tam zıttı bir eseri anlatmak istedim sizlere. Yani aralarında dönem olarak yaklaşık bir 20 yıllık da fark var. İşte 1962 Bekleyiş Unutuş'un yazılış tarihi. Yani 1950'den sonra hep anlatıyorum. Fransız Yeni Roman ve Oulipo grubuyla edebiyat başka bir noktaya evrildi. İşte postmodernistler çıktı, başka şeyler oldu. Tam da bu dönemin yazarı Maurice Blanchot. 1940'lı yılların başından itibaren kurmaca da hem kurmaca hem kurmaca dışı eserler veren çok farklı bir yazar Maurice Blanchot ve dediğim gibi sadece yazar olarak da adlandırmayayım. Eleştirmen ve filozof. O nedenle sizlere bugün yani bir kitabı tanıtmaktan da çok bir yazarı tanıtmış olacağım. Maurice Blanchot'dan bahsetmiş olacağım. Şimdi birazcık hayatına girelim. Kimdir bu Maurice Blanchot? Dediğim gibi 1907 doğumlu. Kendisi hani gayet yetkin bir aileden büyüyor. Strasbourg Üniversitesi'nde felsefe okuyor. Şimdi yani o filozofluğun kaynağı tabii ki Strasbourg Üniversitesi'nde okudu felsefe ama orada da Emmanuel Levinas'la tanışıyor. Şimdi Emmanuel Levinas da bilenler bilir. Fransız edebiyatının en önemli filozoflarından bir tanesidir. Daha sonra da George Bataille ile tanışıyor ki Bataille hem edebiyat eleştirisi alanında hem de felsefe alanında o da çok önemli bir kişi.
Hem de önemli bir sosyolog kendisi. Yani bu iki kişiyle de, bu iki önemli hem Levinas hem Bataille ile arkadaşlıkları var ki Levinas'ın da Bataille'in de kitaplarını bulabilirsiniz. Türkçe'ye yayınlanıyor bu kitaplar bu arada. Bataille'in kitapları Ayrıntı Yayınları yayınlanıyor yanlış hatırlamıyorsam. Yani böyle iki filozofla da arkadaşlı olan, çok samimiyeti olan, hatta o kadar samimiler ki Levinas'ın Blanche Üstüne kitabı da var. Onu da göstereceğim sizlere. Yani hakikaten bu iki kişiyle de, bu iki filozofla da çok güzel arkadaşlıkları olan, bir siyasi düşüncesi de olan, bir karşı duruşu da olan, savaş karşıtlığı da olan bir kişi Blanchot. İşte okulu bitirdikten sonra 1930'lu yıllardan itibaren gazeteciliğe başlıyor. Çeşitli editörlük yapıyor, gazetelerde yazılar yazıyor, gazetecilik yapıyor. Savaş yıllarına kadar, İkinci Dünya Savaşı yıllarına kadar. İkinci Dünya Savaşı zamanında da ciddi problemler yaşıyor çünkü kendisinin savaş karşıtı yazıları, bu işte faşizm karşıtı çalışmaları da mevcut ve hakikaten ciddi sorunla yaşıyor bu dönemlerde. İkinci Dünya Savaşı sonrasında ise artık daha çok edebiyatla ilgilenen, daha çok edebiyat eleştirileri yazan, daha çok kurmaca eserler vermeye başlayan bir kişiye haline dönüşüyor. Yine felsefe yazıları da var tabii ki. Bunları da vermeye devam ediyor. Yani kurmacadan çok Blanchot'un felsefe yazıları ve kurgu dışı edebiyat yazıları da çok daha fazladır. Böyle eserleri çok daha fazladır. Ve özellikle 1968 o meşhur gençlik hareketleriyle birlikte fikriyat da daha çok sol tarafa daha çok yer alıyor ve pek çok yazar arkadaşıyla birlikte manifestoların altına imzası oluyor. Pek çok yine savaş karşıtı bildiride de yer alıyor Blanchot. Ve önemli bir aktivist de oluyor 1968 yılı sonrasını. Uzun yıllarda yazarak hayatını kazanan birisine dönüşüyor. Hakikaten çok dolu bir düşünceyle dolu, hayatı çok iyi gözlemleyen, düşünceyle dolu bir yazarla karşı karşıyayız. Ama öyle birisinin karşısındayız ki anlaması gerçekten çok ama çok zor. Zaten kendi dilimiz olmadığı için, yani metinler çeviri olduğu için ayrıca bir zorluk söz konusu. Gerçi mesela Son İnsanı İsmail Yarguz gibi bir çevirmen çevirdi sonuç itibariyle, ama yani hem çeviri olmasından dolayı hem zorlayıcı hem de metinlerinde o felsefi ağırlık çok yüksek olduğu için kurmaca metinlerinde bile hakikaten çok zorlanarak okuyabiliyorsunuz. Yani dedim ya sizlere, işte ben hep söylerim, işte Finnegan'ın Uyanması'nı okudum, Joyce'tan Ulysses'i okudum, Thomas Pynchon'un 49 numaralı parçanın iddiasını okudum ki bunların hepsini burada incelemesi de yaptım. Bunların hepsi zor olarak addedilen eserler. İşte Faulkner'ın Ses ve Öfkesi hep böyle yarım bırakılan, okurların çok zor olarak okuduğu eserler. Keza Teneke Trompet, işte Theranos'ta 2666. Ama Bekleyiş Unutuş oldukça ince bir eserden. Yani şuradan da göstereyim. Yani çok da ince bir eser. 116 sayfa sadece. Ama gerçekten çok çok zor bir eser. Hani hakikaten konu bütünlüğü sağlayamadığınız bir eser ama elinizden de bırakamıyorsunuz. Ya böyle de enteresan bir eser. Yani böyle çok uzun bir zaman diliminde de okuyabileceğiniz bir eser değil. Yani birkaç gün içerisinde de bitirmek zorunlu hissediyorsunuz. Öyle bir beyninizdeki bütün telleri tek tek yakan bir metin. Ben zaten bu tarz metinleri genelde kanalımda inceliyorum. Onların da en önde gelenlerinden birisi Bekleyiş Unutuş. Maurice Blanchot'un neleri yayınlandı Türkçe'de? Onları bir en son söyleyeyim. Sonra da Bekleyiş Unutuş'a geçeyim. Dediğim gibi pek çok eser yayınlandı ama 1941 tarihli Karanlık Tamız onun en çok bilinen kurmaca eseri olduğunu söyleyebiliriz. Metis Yayınları anlatı türünü layık görmüş ki bence de yani Blanchot'un eseri roman diyemeyiz. Anlatı türüne konulabilecek bir eseri. İlk kurmaca eseri yıl 1941. Daha sonra İsmail Yarguz çevirisiyle Profil Kitap'tan çıkıyor Son İnsan. Hakikaten bu da 1957 yılında yayınlanmış bir eser. Onun meşhur eserlerinden bir tanesi. Bekleyiş Unutuş 1962. Kafka'dan Kafka'ya diye bir eseri var. Yine Monokul tarafından çıkan. Bu da Kafka üzerine yazdığı denemelerden oluşan bir kitap. 1980'li yıllarda yazmış Maurice Blanchot. Kafka'yı çok önemser Blanchot. Kafka üstüne çok düşünür ve Kafka'yı da çok örnek alır. Metinlerini zaten o Kafka'nın o Kafkaesk çıkışsız havasında görürsünüz zaten ama tabi Blanchot'un eseri çok daha farklı. Neden farklılığında birazcık dönemsel olarak da bahsetmek istiyorum. Malum işte 2. Dünya Savaşı yaşanmış.
Yani bilen şu İkinci Dünya Savaşı öncesi yazmaya başladı belki ama dönemin o zorlayıcı işte faşist iktidarların olduğu, diktatörlerin olduğu dönem ve gerçekten çok baskıcı rejimlerin olduğu bir dönemden bahsediyoruz İkinci Dünya Savaşı öncesi. Ve bu tabii ki edebiyatı çok etkiliyor. Yani o yüzden böyle bu parçalı metinler, farklı metinler yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlıyor. İkinci Dünya Savaşı sonrası Fransa'da Fransız yeni roman akımı var malum. Burada anlattım. 1950'li yıllardan itibaren. 1960'larda Oulipo grubu başlıyor. Onlar da matematikle edebiyatı bir araya getirip çok farklı, enteresan metinlere, deneysel metinlere yol açıyor. Deneysel romanlar çıkıyor. Fransız yeni romanından bir karşılığı da anti roman bu arada. Roman kuramına karşılar. Sonrasında da artık zaten postmodernistler de yazdıklarına roman değil, biz postmodern anlatı yapıyoruz aslında. Yazdığımız roman değil demeye başladılar 1960'lı yıllarla birlikte. Yani Blanchot'un eserleri de bu meselelere yakın eserler. Özellikle Fransız yeni romancılara yakın. Ama o grubun içinde değil Blanchot. Yani ne Oulipo grubunun içinde, ne Fransız yeni romancıların içinde. Hepsinin dışında kendine has bir yazar. Ama özel yazdıkları anlatımsal olarak rahatlıkla Fransız yeni romancıların yaptıklarına yakın olduğunu söyleyebilirim. Yani uzun paragraf, uzun cümleler, konuşmalar o uzun cümlenin içerisinde yer alıyor. Blanchot'un Bekleyiş Unutuş'ta özellikle. İşte kavram üstünde giden metinler. Yani olay yok, daha çok kavram anlatan, kavram üstünden bize bir şeyleri anlatmaya çalışan ve bunun üstünden kurmaca yapmaya çalışan metinler Blanchot'un metinleri. O yüzden hakikaten işte biraz Fransız yeni romana yakın ama tam da Fransız yeni romanın yaptığı her şeyde Blanchot'un metinlerine yok. Gelelim 12 dakika Blanchot anlattıktan sonra bu bekleyiş unutuş ne anlatıyor? Şimdi bekleyiş unutuşta ne dedim? Bir bekleme adı üstünde ve unutma var. İki bölüm. Ama bölümlerin başında 1 ve 2 yazıyor. Yani bölümlerin başına bekleyiş veya unutuş yazmıyor. Her iki bölümde de bekleyişte, unutuş kavramında ikisi de birlikte var. Peki, olay olarak ne var? Bir dış sesimiz var, yani üçüncü şahıs anlatıcımız var metinde. O bize anlatıyor olayı. Bir koridor benzeri, dar bir otel odasındayız. Bir tane masa başında oturan ve yazan bir erkek karakter var, ismi yok. Ki Fransız yeni romancılarda da bu karakterlerin genelde ismi olmaz ve adam ve kadın diye isimlendirirler ve erkek kadın diye isimlendirirler. Bir erkeğimiz var. O bir şeyler yazıyor. Kadın yatakta oturuyor. Ve kadınla aralarında da bir diyaloglar da gerçekleşiyor. Bir de sanki metinde bir üçüncü bir şahıs varmış gibi de bir durumda söz konusu ama var mı yok mu? O üçüncü şahıs kadın mı erkek mi? Odanın içinde mi yoksa odaya girip çıkıyor mu? Orayı da algılayamıyoruz. Yani daha çok bu iki kişi arasında geçen diyalogların da bol miktarda olduğu ama üçüncü şahısın bize metni yani olayı anlattığı ve daha çok fikirlerini söylediği. Yani üçüncü şahıs anlatıcımız öyle bir anlatıcı ki kendi fikirlerinden de bahsediyor. Yani yazarımız burada fikirlerini de bize anlatıyor. Ayrıca kadın ve erkeği de anlatıyor. Ve kadın ve erkeğin sesinde, iç seslerinde bu diyaloglar aracılığıyla görüyoruz. Yani böylesine enteresan bir metin. Bu metinden ben size biraz bölüm okumak istiyorum ki birazcık kafanızı canlanabilsin. Ne kadar enteresan ve parçalı bir metinle karşı karşıya olduğumuzla. Ki Blanchot demek zaten parçalı metinler demek bu arada. Onu da söylemem gerekiyor. İlk bölümün daha birinci sayfa daha ne kadar enteresan bir metinle karşı karşıya olduğumuzu bize birinci sayfa gösteriyor arkadaşlar. Burada ve belki kendisine de hitap eden bu cümlede durmak zorunda kaldı. Bu notları neredeyse onu dinleyerek kaleme almıştı. Yazarken hala onun sesini duyuyordu. Notları ona gösterdi. Kadın okumak istememişti. Sadece birkaç pasajı okudu. Çünkü kendisinden nazikçe rica etmişti. Konuşan kim diye soruyordu kadın. O halde konuşan kim? Yerine oturtmakta zorlandı. Bir aksilik olduğu hissine kapılmıştı. Size doğru gözükmeyeni silin. Fakat hiçbir şeyi silemezdi de. Kadın tüm kağıtları kederli bir şekilde fırlattı. Ona her konuda inanacağını söylemiş olmasına rağmen mevcut hakikatin de etkisiyle ona yeterince inanmadığı duygusuna kapılmıştı. Ve şimdi artık sahip olmadığım ve sizin hiç sahip bile olmadığınız bir şeyi benden koparıp aldınız. Kadının daha bir isteğe kabul edebileceği
Aklındakilerden o kadar da uzak olmayan kelimeler yok muydu? Fakat her şey gözlerinin önünde olup bitiyordu. Olayların aydınlığa kavuştuğu ve bugüne kadar sıkı sıkıya bağlı olduğu merkezi kaybetmişti. Kadın belki bir şeyleri koruyabilmek için, belki de ilk kelimenin her şeyi söylüyor olmasından dolayı kendisi en sadık görünenin ilk paragraf ve belki biraz da ikinci paragraf olduğunu söylüyor, özellikle sonunda. Şimdi birinci sayfayı gördüğünüz gibi hakikaten enteresan bir metinle karşı karşıyayız arkadaşlar. Yani o böyle tırnaklarla işte kadının sesini duyduğumuz bazı cümleler metnin içerisinde söz konusu. Gördüğünüz gibi üçüncü şahısın bir anlatımı var. İşte erkeğin yazdığı ile ilgili bize anlatıyor ve kadının da araya girişlerini görüyoruz. Ama hakikaten çok ilginç. Daha başlangıçtan ilginç. Ben bu ilk sayfayı okuduğumda, bekleyiş unutuşta, hakikaten böyle bir çarpmıştı beni bu bir ilk sayfa. Bir şaşırtmıştı. Ne oluyoruz? Bu da ne anlatıyor diye bir yeniden göz gezdirdiğimde baktım ki işin içinden çıkamayacağım ve metnin akışına kendimi kaptırdım. Yani bekleyiş unutuş asla ve asla böyle dikkat ederek okuyup burada da bunu anlattı, ha, burada da ne olmuş diye bir bakabileceğiniz asla bir metin değil. Öyle baktığınızda metnin içinde kaybolursunuz arkadaşlar. Çünkü hakikaten düşünceler deryası metin. Yani metninde pek çok düşünce geçiyor. Arada anlatıcının böyle noktayla koyup böyle nokta nokta belirttiği işte aforizmavari düşüncelerin de olduğu cümleler de söz konusu. Oralardan da okuyacağım sizlere. Hakikaten çok enteresan bir metin. Peki ben bu metne nasıl denk geldim? Böyle Fransız Rey'in yeni romancılarla ilgili biraz araştırmalar yaparken tesadüfen Blanchot ismine denk geldim ve Blanchot'u arattırdığımda işte Monocle'dan Bekleyiş Unutuşu çıktı karşıma. Bekleyiş Unutuşu biraz araştırdım. Hem işte Bin Kitap üstüne hem Ekşi Sözlük üzerinden. Orada yorumları okudum ve kitap bana çok ilginç geldi. İşte kitabı aldım. Bir süre kitaplığımda durdu. Sonra dayanamadım. Bir gün işte böyle güzel bir havada balkonda okumaya başladım. Ve kitabı elimden bırakamadım. Kitap böyle elimde kaldı. Yani çok zorluyor. Ya başıma ağrı soktu. İnanın başıma okurken ağrı soktu. Ama bırakamadım kitabı. Çok keyif aldığım için özellikle 2 günde bitirmeye çalıştım metni. Yani bir günde bitirmedim. Ama hakikaten çok ama çok zorlamıştı Blanchot'un bekleyiş unutuşu. Şimdi unutuşun olduğu bölümden bir şeyler okumak istiyorum ki göreceksiniz ki bu bölümde bekleyiş de var. Yani hem bekleyiş hem unutuş kavramları üst üste kitapta. Bir taraf bekleyiş, bir taraf unutuş kesinlikle değil. Ama unutuşu güzel anlattığı bir ikinci kısmın birinci sayfasından, işte kitabın da 67. sayfasından okumak istiyorum bir bölüm. Unutuş, gizli kalan armağan. Unutuşu gizlenen şey, gizli kalan armağan ile uyum olarak buyur etmek. Ne biz unutuşa doğru gidiyoruz, ne de unutuş bize doğru geliyor. Fakat birdenbire unutuş zaten hep buradaydı. Ve unuttuğumuzda her şeyi zaten hep unutmuştuk. Unutuşa doğru harekette, unutuşun hareketliliğinin mevcudiyetiyle ilişki halindeyiz. Unutuş, unutulanla ilişkilidir. Bu ilişki ne ile ilişki içinde olduğunu gizleyerek sırrın anlamını ve gücünü elinde tutar. Unutuşta yolundan sapan ve unutuştan gelen bu sapma var. Bu da unutuşun kendisi. Daha sonra her şeyi çoktan unutmuş olma ihtimaline karşın sakin ve ihtiyatlı bir şekilde uyandı. Bir kelimeyi unutarak, bu kelime de tüm kelimeleri unutarak. Gördüğünüz gibi bu ikinci bölümün ilk sayfasında da ne kadar felsefi bir metinle karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. Yani Monocle yayınlarının bunun edebi kurgu yerine düşünce kısmına koymasının bu kitabın boş olmadığını da görüyoruz açıkçası ama dediğim gibi yani orijinalinde de baktığınızda literatür arattığınızda aslında bir kurgusal metindir. Zaten birinci sayfada gördüğünüzde kurgusallığı görüyorsunuz ama felsefi ağırlığı da çok yoğun bekleyiş unutuşta. Ve dediğim gibi kavramlar birbirine giriyor. Şimdi bu bekleyiş ve unutuş ne peki? Yani bunlar neyi bekliyorlar? İşte bir otel odasında bir kadın bir erkek var. Sevgililer mi bilmiyoruz. Evliler mi bilmiyoruz. Sıradan bir arkadaşlar mı onu da bilmiyoruz. Veya işte kardeşler mi neden bir aradalar hiç bilmiyoruz. Ama bize hissettirdiği metnin ikisinin sevgili olduğu yönünde. Ama bu sadece sezdirdiği. Asla böyle bir bilgiyi vermiyor Blanchot bizlere. Bize verdiği tek bilgi dar koridor gibi bir oda. Bu nedenle de boğucu bir otel odası. Bir oteldeyiz, bir otel odasındayız.
İşte yazan, birinci sayfada okuduğum gibi bir şeyler yazan bir adam var. Masada oturmuş. Yatakta bir kadın var ve kendi aralarında bir diyalog, düşünceler üstünden diyalog ve yazılanlar üstünden bir diyalog da gelip gidiyor. Ve burada da sürekli bir bekleyiş ve unutuluş konuşuluyor. Fakat neyi bekledikleri de belli değil. Hani Samuel Beckett'in Godot'u beklerken de olduğu ki, bu Godot'u beklerken 1950'lerin başında yazdı Samuel Beckett. 1952 olması lazım. 10 sene sonra da bekleyiş unutuş geliyor bu arada. Yani biraz oradaki gibi bekliyorlar ama bekleyişle ilgili bir sürü düşüncesel sözler var metinde ama neyin beklendiğine dair bize bir şey göstermiyor. Unutuş, birbirini mi unutuyorlar? Acaba birbirine karşı olan sevgilerini mi unutuyorlar? Neyi unutuyorlar? O da belli değil. Ama bir şeyleri bizlere sezdiriyor. Yani hiçbir şey sezdirmediğini de söyleyemem. Şimdi yine böyle nokta nokta, yani şu nokta nokta olan kısımları da şöyle göstereyim metinde. Şu altta görebileceğiniz gibi. Daha çok üçüncü şahıs anlatıcının böyle kendini gösterdiği nokta nokta olan bölümlerden bir okuyayım size. Mevcudiyetin basitliğine zarar vermek nasıl mümkün olabilir? Eğer bekleyişin elinden kaçıp giden şey, bekleyişte baştan beri hep mevcut ise her şey verilmiştir. Mevcudiyetin basitliği hariç. Bekleyişte verilmemiş olan mevcudiyetin beklenişidir. Bununla birlikte bu mevcudiyet, onda mevcuda dair ne varsa elinden alan bekleyiş tarafından basit mevcudiyet oyununa sürüklenmiştir. Gördüğünüz gibi böyle anlatıcımızın bizlere böyle felsefi oyunları söz konusu metinde. Özellikle işte bu bekleyiş ve unutuş kavramları ile ilgili, yani metnin asıl anlattığı, asıl düşünmemizi sağladığı bu iki kavramla ilgili de pek çok anlatım söz konusu. Bir de bu ikisinin diyaloğunu da size göstermek istiyorum son olarak. Ben biliyorsunuz kitap inceleme yaparken çok kitaptan bir şeyler okuyan birisi değilim ama bugün bu kitabı size anca bunları okumadan anlatabilme ihtimalim yoktu. Her şey çok havada kalacaktı. O yüzden biraz fazlaca sizlere parça okumak istedim. Neden bana sözünü ettiğin bu mevcudiyetten uyanmak istiyorsun? Belki de bu uyanışta kendimi uykuya yatırmak için. Üstelik bunu isteyip istemediğimi de bilmiyorum. Ve belki siz de bilmiyorsunuz. Nasıl isteyebilirim ki? Olduğum yerde isteyebileceğim hiçbir şey yok. Bekliyorum. Bekleyişin içerisindeki rolüm bu benim. Bekleyişe doğru gitmek. Bekleyiş, bekleyiş. Ne garip kelime. Nerede bekliyorlar? Burada mı, buranın dışında mı? Onları buranın dışında tutan burada, konuştukları yerde mi, kendisinden söz ettikleri yerde mi? Kendi hakikatinde tutulmuş bekleyişin. Nerede beklersek bekleyelim, bekleyişin mekanı doğru yönlendirme gücü bu. Esrarlı bir şekilde mi, sır olmaksızın mı? Herkesin gözün önünde, gizlilik içinde. Peki ölüm hızlı bir şekilde mi geldi? Çok hızlı. Fakat ölmek uzun sürüyor. Diye böyle devam eden enteresan bir karşılıklı diyalog da söz konusu. Metin için zaten diyaloglar böyle karşılıklı şekilde aynı paragrafın içerisinde yer alıyor. Yani alt alta devam eden bir diyalog da söz konusu değil metnin. Fransız yeni romancılarda çok olan bir şeydir bu. Aynı paragrafın içerisinde cümlelerin tırnak içine alınıp, daha doğrusu diyalogların tırnak içine alıp devam ediyor oluşu. Blanchot'a bekleyiş unutuşta bunu oldukça fazlasıyla yapmış. Gördüğünüz gibi bugün sizlere hakikaten belki anlattığım metinlerin, bugüne kadar yaptığım kitap incelemelerin en ilginç olanından bahsetmiş oldum. Hakikaten özellikle Gazap Üzümleri gibi çok gerçekçi bir metinden sonra Büyük Dünya Burhanı'nı anlatan ve çok gerçekçi bir şekilde, içeriden bir şekilde anlatan bir metinden sonra bu sefer çok daha onun çok daha zıttında kalan, çok daha kavram üstünden anlatıma yönelik, olay üstünden de kavram üstünden anlatıma yönelik bir metni sunmak istedim. Bir metnin incelemesini yapmak istedim. Bugün de böyle bir video çekmek istedim sizlere. Daha önce anlatmıştım arkadaşlar. Ben yazarmış gibi okumak atölyesi yaptım 3 hafta boyunca. Bunların daha önce sizlere bahsetmiştim. Şimdi de 3-4 Temmuz ve 10-11 Temmuz tarihlerinde, yani 4 ders şeklinde bir temel seviye öykü atölyesi yapacağım. Yine ortanca workshop üstünden ve Zoom programı üzerinden ortanca workshopla birlikte
yaptığımız, düzenlediğimiz 2 haftalık ama 4 günlük, üçer saatten oluşan ama benim atölyelerim pek 3 saatte de bitmiyor. Genelde o 3 saati aşıyoruz. Yazarmış gibi okumakta özellikle 4 saatlere çıktığımız çokça oldu. Böyle bir atölye düzenleyeceğim. Başlangıç aşaması açısından temel seviye olarak yapacağım. Öykü dair pek çok konudan bahsedeceğim ki bugün ileti olarak da YouTube'dan da gönderi yaptım. Hani oradan da bakabilirsiniz. Ortanca Workshop'un Instagram hesabından veya web sitesinden de detaylara bakabilirsiniz. Oradan da görebilirsiniz. Hepinize edebiyat dolu günler diliyorum. Hoşça kalın.